Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. Evet, yoğun bir trafik var Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Amerikan yönetiminin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump çekileceğini önce Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyuyla paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. Bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı sesler gelmeye başladı ifadesini kullandı Çavuşoğlu. Ayrıca Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölgeyle ilgili netleşmiş bir şey yok ama kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı ifadesini de kullandı. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini de duyurdu. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşecek. Ve telefon attığımızda Sayın Naim Babiroğlu var. Sayın Babiroğlu, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, merakla bekleniyordu. Özellikle bu Suriye'de yaşanan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında zaman zaman gerilime yol açan gelişmelerle birlikte Erdoğan-Putin görüşmesi dün gerçekleşti. Masada ana konu Suriye'di, Suriye'deki gelişmelerdi. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar var. Adana mutabakatını hatırlattı. Ve önümüzdeki günlerde de Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor. Nasıl okumak lazım bu tabloyu? Evet, önemli gelişmeler, özellikle dünkü Moskova zirvesinin ardında Rusya'nın, yani Putin'in, ABD'nin Türkiye'ye güvenli bölge teklifi ve önerisine karşılık Putin'in 1998 tarihli Adana mutabakatına vurgu yapması gelişmeler açısından önemli. Şu yönden önemli: Putin, Türkiye'nin ABD'nin önerdiği formülle Türkiye'nin yürümesini istemiyor. Bunun için Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan 1998 yılında, 20 Ekim 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatı muhtırasına vurgu yaptı. Nedir bu Adana mutabakatı? Çok önemli. Terör örgütleri, yani Suriye'de veya Türkiye'de bulunan terör örgütlerini iki ülkeye zarar verecek şekilde bir durum ortaya çıkarsa bunların engellenmesi. Evet. Yani Suriye'de bugün PYD, PKK terör örgütü var. Burada şöyle dile geliyor: PKK terör örgütü uzantıları veya başka ad altında ortaya çıkan terör örgütlerine karşı Suriye gerekli tedbirleri alacak, gerekli önlemleri alacak, mücadele edecek. Buna benzer maddeler var. Ama en önemli madde şu: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti ilgili birimleri arasında Güvenlik İşbirliği Komisyonu kurulacak. Güvenlik İşbirliği Komisyonu 1998 20 Ekim tarihine göre. Evet. Daha sonra bu komisyonun Güvenlik İşbirliği Alt Çalışma Grubu oluşturulacak. İki ülke sınır birlik komutanları sınır ihlallerini görüşmek üzere zaman zaman toplantı yapacaklar. Bir de her iki ülkenin kendi başkentlerinde bulunan diplomatik temsilciliklerinde bu güvenlik işbirliğinin yürütülmesi için temsilciler bulundurulacak. Yani güvenlik temsilcisi olacak. Şimdi bunlar 2011 yılına kadar süre gelen zamanda, 2011 yılına kadar iç çatışma, iç savaşa kadar uygun şekilde yürütüldü. Ancak 2011 yılından sonra Suriye'deki iç çatışma ve iç savaş nedeniyle bu olay durdu. Bu şu demek aslında dolaylı olarak: Şam yönetimiyle bir noktada işbirliği demek. Çünkü güvenlik işbirliği komisyonunu oluşturmanız için, bunun alt çalışma grubunu oluşturmanız için, sınır birliklerin birbirleriyle toplantısı yapması için sonuçta Suriye yönetimiyle veya Şam yönetimiyle bir işbirliği ortaya çıkmak durumunda. Öyle bir zorunluluk var. Bugün de gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse Dışişleri Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı şu ifadeyi kullandı: dolaylı olarak Şam yönetimiyle veya Suriye ile temas halindeyiz.
dolaylı olarak evet. temas halinde. Evet. Demek ki dolaylı olarak bir görüşme var. Cumhurbaşkanı'nın Karahartokum'da yapılan törende vurgu yaptığı Adana mutabakatı ise, yani bunu dikkate almak durumundayız gibi veya gereklidir şeklindeki ifadeleri şu demek. Demek ki eğer bu Adana mutabakatı 20 Ekim 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatı tekrar gündeme gelecekse, ki en üst ağızdan gündeme geleceği söylendi, bu durumda dolaylı veya dolaysız Şam yönetimiyle artık işbirliğinin arttığı bir döneme, bir sürece girmiş bulunuyoruz diyebiliriz. Sayın Babiroğlu, önemli. Dolaylıdan biraz açmak gerekirse bir şeyler söylemek mümkün mü acaba? Tabii dolaylı şu, yani devleti yönetenlerin dışında elçilikler olabilir. Yani elçilikler vasıtasıyla devletin tayin ettiği, resmi görevi olmayan ara bulucu insanlar vasıtasıyla olabilir. ABD'de Kissinger örneği vardır biliyorsunuz. İki, istihbarat teşkilatları arasında olabilir. Üç, orada bulunan yerel yöneticilerin yaptıkları girişimler olabilir. Evet. Ama bu Adana mutabakatının gündeme gelmesinden sonra artık dolaylıdan çok biraz sanki doğrudan bir işbirliğine gitme durumu olacak diye değerlendiriyorum. Fakat 20 Ekim 1998 tarihli Adana mutabakatından sonra yakın tarihte 21 Aralık 2010 tarihinde, yani 9 yıl kadar önce, dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'yla yine dönemin Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı arasında bu Adana mutabakatının teyit edilmesi ve bazı hükümlerinin geliştirilmesi yönünde tekrar bir anlaşma imzalandı. 2010-21 Aralık'ta. Bu anlaşmada da iki ülke arasında istihbarat paylaşımı, bilgi paylaşımı, belge paylaşımı, terörle mücadele kararlılık vurgusu yapıldı. O zaman ortaya iki şey çıkıyor Lale Hanım. 1998 Adana Mutabakatı, 21 Aralık 2010 tarihli Dışişleri Bakanları arasında imzalanan, daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan anlaşma. Evet. Şimdi bu anlaşmalar şunu gösteriyor. Putin şunu istiyor, Rusya şunu istiyor. Siz ABD ile güvenli bölge konularını görüşerek kendinize yönelen ana tehdidi bertaraf etmeye çalışacağınıza ABD'nin oyalama stratejisi ve zaman kazanma taktiğine göre hareket edeceğinize, siz Adana mutabakatı, 1998 tarihli Adana mutabakatını gözden geçirirseniz, size tehdit olabilecek PYD, PKK terör örgütünü Şam yönetimiyle koordineli olarak etkisiz duruma getirir ve sizin ana tehdidi yok etme sonucuna ulaşırsınız demek istiyor Putin. Ayrıca Adana mutabakatı da şuna yetki veriyor Türkiye açısından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından. PYD, PKK terör örgütünün Şam yönetimiyle yapılacak işbirliği sonucunda, Adana mutabakatı sonucunda işte bu komisyonların tekrar faaliyete getirilmesi, tekrar aktif duruma getirilmesinden sonra, eğer PYD, PKK terör örgütü Suriye coğrafyasında Türkiye'ye tehdit oluşturmaya devam ederse, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Suriye coğrafyası içinde PYD, PKK terör örgütüyle mücadele etme meşru hakkını da veriyor. Evet, evet. Bu kadar önemli. Ama en önemli sonuç şu, ben kısa dönem içerisinde, yani kısa dönemde Türkiye ile Şam yönetimi arasında Adana mutabakatı çerçevesinde, kapsamında teknik heyet düzeyinde de olsa askeri yetkililer, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri veya istihbarat yetkilileri arasında da olsa bir işbirliğinin geliştirileceğini değerlendiriyor. Benzer bir süreç yaşayacağız yani, evet. Evet, bu olumlu bir adımdır. Bu şunu getirir, Türkiye'nin ABD'ye mecbur kalma pozisyonunu ortadan kaldırır. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Babiroğlu, ayrıntılı yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, bu arada sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele özel temsilcisi sıfatıyla 3 yıl görev yapan Brett McGurk,
Türkiye'ye ağır ithamlarda bulundu. Türkiye IŞİD'e yardım ediyor dedi. IŞİD'in kullandığı materyaller ve silahlar Türkiye'den geliyor. Türkiye'den bu konuda sınırlarında önlem almalarını istedik ama bu konuda hiçbir şey yapmadılar iddiasında bulundu.